Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız üzere Hairstyles Cardigan'ı nasıl yaptım bütün süreciyle beraber paylaşacağım. Hairstyles Cardigan'ı. O kadar popülerdi ki TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da yani yapmasam olmazdı sanırım. Örgüye yeni başladım ben bu arada. Bunu söylemem gerekiyor muydu bilmiyorum ama bence örgüye yeni başlayanlar için mükemmel bir model. Çünkü her detay var yani bu hırka sayesinde bütün örgü tekniklerini, yaka nasıl yapılır, lastik nasıl yapılır, her şeyi öğreniyorsunuz. Bence o yüzden mükemmel bir hırka. Ben renklerime, kendi renklerime bayıldım. Orijinal hırkadaki renkleri pek giymiyorum. O yüzden farklı bir model yapmak istedim. Farklı renklerle yapmak istedim. Ve de bu modellere de açıkçası çok bağlı kalmadım. Birkaç tane video izledim ve sonrasında hemen giriştim. Biraz deneysel çalıştım bu arada. Çünkü mesela yakayı istediğim gibi olmadı. Söktüm, tekrar yaptım. Hani biraz zaman alan bir süreç. Ama bence değiyor. Çünkü mükemmel bir hırka çıkıyor. Göreceğiniz üzere. Bilmiyorum, ben aşırı aşık olduğum için hırkaya sürekli öveceğim videonun geri kalanında da. Şöyle ki ben sizinle çok uzatmadan nerede ne kullandım, hangi şişleri kullandım vesaire onu paylaşayım. Şiş olarak bir kere 7 numarayı kullandım genelde. Yaka ve lastiklerde 5 numaralı şiş kullandım. Çünkü yakada 7 numara çok salıyordu kendini. Özellikle lastiklerde de. Çünkü lastikleri, özellikle kol lastiğini biraz dar istedim. O yüzden ben 5 numarayla çalıştım. İpleri de şu şekilde aldım. Gittim Tuapya'ya. Kartopu'nda indirim vardı ipleri ve hepsi teklemeydi. O yüzden bulabildiğim kadar mor pembe tonlarını kaptım. İki tane pudra pembesi kullandım. Ondan 10 parça çıktı. Kol ve ön ve arka kısımları dahil. 4 tane mor ip kullandım. En çok mordan gitti. Çünkü morda çizgili ipimi, çizgili modelde moru kullandım, mor ipimi. Yakada mor ipi kullandım. Bir de şöyle ayrı bir şekilde mor kullandım. O yüzden mordan gitti yani. Bir tane Lila'dan kullandım. Ondan 6 parça çıktı. O da bence gayet iyi çıkardı. 3 top krem rengi kullandım. Ondan 6 parça çıktı. Ama şöyle ki krem rengi lastik ve şu çizgili modelde kullandığım için ondan da yine gitti. Bir top yeşil kullandım. Onun 6 parça çıktı. Yeşilde bir tek nako kullandım. Bir top da gri kullandım. Griden de 7 parça çıktı. Kollarda dikdörtgen çalıştım dediğim gibi. 17 cm 12 cm olarak çalıştım. Ve karelerde de 17 cm 17 cm çalıştım. Kollarda 24 tane çıktı. Karelerde de toplam 32 tane çıktı. Totalde 66 tane yaptım yani. Yakada ilmek alarak çalıştım. 106 ilmek çıkardım. Yani yakanın boyunu söylediğimi hatırlamıyorum. 15 cm çalıştım. Etek lastiği dediğim şu lastikler oluyor. Onda 180 ilmek aldım. 7 cm çalıştım. O bayağı zordu bu arada. Şiş, 180 ilmekle şişte bayağı zorlanma. O zamanım aldı yani. Bilginiz olsun sizin de. Kol lastiğinde 40 ilmek çalıştım. Kolda şöyle bir detay vereyim size. Aralıklı çalışın. Çünkü kolu lastiği gevşek oluyor. Çok dar çalışırsanız, sıkı çalışırsanız. Ve böyle salıyor kendini. Kol inanılmaz derecede kötü duruyor bence. O yüzden ben açıkçası biraz boşluk bırakarak çalışmanızı tavsiye ederim. 40 ilmek bence gayet güzel oldu. Bu lastiklerin boyu da 7 cm oldu. Bundan sonrası için benim gibi örgü bilmeyenler ama bu hırkayla örgü öğrenmek isteyenler için ilmek nasıl alınır, hangi teknikte nasıl detaylara ihtiyacınız var, böyle küçük küçük tüyolar verdiğim videolar koyacağım. Oradan da örgü bilmeyenler bakabilir. Aşağıya da zaten dakikaları eklerim. Hangi dakikada neyi anlatıyorum. Oradan bakabilirsiniz. İlmek nasıl atılır? İlk onu göstereceğim. Sağ elimde şiş var, sol elimde ip var. İpi böyle şişe yuvarlak olacak şekilde geçirdim. Sonra işaret parmağım ve baş parmağımı L yapacağım şekilde içinden çıkartıyorum. Sonra üç parmağımla da ipin iki kısmını da tutuyorum. Sonra baş parmağımın altındaki delikten
yukarı doğru, işaret parmağımın üstünden aşağıya doğru yine baş parmağımın içindeki delikten çıkacak şekilde ilk ilmeğimi atıyorum. Bu ipi baş parmağınız ve işaret parmağınızla beraber gergin tutmanız çok önemli. Diğer türlü ip kaçıyor ve ilmek atamıyorsunuz. O yüzden gergin tutun. Aşağıdan, baş parmağımın altından, işaret parmağımın üstünden tekrar baş parmağımın içinden çıkacak şekilde. Üçüncü ilmeğimi attım. Baş parmağımın alt kısmından yukarı doğru, işaret parmağımın içinden aşağıya doğru tekrar baş parmağımın içinden çıkıyor. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Tam 24 tane ilmek attım. Şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi haroşa örgü nasıl örülür onu göstereceğim. Haroşa örgü bence en kolay örgü çeşidi. Çünkü ya dümdüz çalışırsanız hepsini her sırada düz devam edeceksiniz. Ters çalışırsanız her sırada ters devam edeceksiniz. Bu şekilde ben düz çalışıyorum. Düz örgüde de şu şekilde içinden dışarı doğru olacak şekilde şu diğer ipi tutuyorum. Bu ipin devamıyla şöyle bir tur çeviriyorum. Sonra aşağıdan yukarı doğru şunu sıktığımda ilk düz örgümü atmış oluyorum. Böyle aşağıdan dışarı doğru çeviriyorum bir sıra. Bu şekilde. Pudra rengini öreceğim. Pudra renginde 17 santim 21 ilmeğe denk geliyor. Burada düz örgü uygulayacağım. Düz örgü bir sıra düz, bir sıra ters şeklinde oluyor. İlk düz örgümü yapıyorum. Şimdi ilk sıra düz çalıştım. İkinci sırada ters yapacağım. Biraz sıkı çalışıyorum. Gevşek olmasın diye. İlk sıra boşalttım. İkinci sırada şu şekilde içinden geçirdim. Ters örgü de kendime doğru olan kısmından içeri doğru sokuyorum. Şöyle. Sonra bir tur etrafında çeviriyorum. Bu şekilde. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Kapatma işleminde iki tane şu şekilde göstereyim geçirip şöyle ikisinden birden geçirip böyle doluyorum. Sonra şu içindekini çıkartıyorum. Sonra bu çıkardığım halkayı tekrar buraya geçiriyorum. Sonra tekrar ikili geçirip sağ elimdeki şişten bir tane doluyorum. Sonra onu çıkartıyorum. Tekrar bunu bu şişe aldım. Bu şekilde iki tane doluyorum. Çeviriyorum. Sonra devam ediyor böyle. Bu şekilde kapatma işlemini tamamladım. En sonuncu halka içinde
şu ipi kesiyorum. Sonra ipi dışarı çıkartıyorum. Şöyle düğümlenmiş oluyor. Şimdi orijinal harikadaki kırmızı siyah olan modeli yapacağım. Jacquard'lı örgü diye geçiyor. Ben 4 sıra haroşa ördüm bu şekilde. Şimdi beyaz ipimin ucuna mor ipi bağladım. Bu sırayı mor öreceğim. Yalnız hepsini örmeyeceğim. Mesela bir tane ilmeği boşa attım. İkinci ilmekte ve üçüncü ilmekte morla düz örgü yapacağım. Sonra iki tane ördükten sonra iki tane beyaz da yine boşa götüreceğim. Hiç örmeden. Sonra diğer iki de yine morla öreceğim. İki tane beyaz boş bir şekilde hiç ipten geçirmeden bırakıyorum. Diğer ikisini morla örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Son kalan 3 tane olacak. Üçünü de morla örüyorum. Toplamda 24 ilmek çalışmıştım zaten. Bu şekilde ilk sırayı inceleyebilirsiniz. Şimdi ikinci mor sıradayım. Bu düz ördüğüm morları ters bir şekilde öreceğim. Beyazlar yine aynı şekilde hiçbir şey yapmadan geçireceğim. Sonra çalıştığım üçüncü sırada hepsini düz öreceğim. Morla, mor iple hepsini düz örüyorum. Bu şekilde bir sıra düz ördüm. Şimdi bir sıra da ters öreceğim yine morla. Şimdi bu sırada bir tane bir ilmek moru boş bıraktım. Bir sonraki ilmeğimi beyazla öreceğim bir tane. Yalnız ipler biraz karışıyor, rahat bir şekilde burada. Sonra iki tane moru boş geçirdim. Bir sonraki moru beyaz ördüm. İki tane moru boş geçirdim. Bir sonraki moru beyaz ördüm. İki tane boş. Bir sonraki beyaz. Düz örgü örüyorum beyazları. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Şimdi beyazları, morları hiç dokunmadan direkt boşa geçireceğim. Beyazları da ters öreceğim.
Bir sonrakine iki sıra beyazı düz ördükten sonra şeklim oluşacak. İki sıra düz beyaz örgü yapıyorum. Şeklim bu şekilde oldu, oluştu arkadaşlar. Siz de bakın. Bundan sonra yaptığım şekle devam ettiriyoruz. Yani moru aynı şekilde nasıl uyguladıysam o şekilde devam ediyoruz. Şimdi pirinç örneğini göstereceğim. Pirinç örneğini kahverengi ve morda kullandım karelerde. Bu kısım panel kısmını oluşturuyor. Yani önde düğmelerin geleceği kısmı oluşturuyor. Biraz ördüm ki nasıl bir şekil ortaya çıkıyor ve nasıl örülüyor ondan bahsedeyim. 10 tane ilmek çalıştım. İlk sırada bir düz, bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters şeklinde ardışık devam ettim. Bir sonraki sırada düz ördüğümü ters örüyorum, ters ördüğümü düz örüyorum. Böyle o sayede nokta şeklinde şekiller çıkıyor. Böyle patlak gibi, pirinç patlağı gibi. Şimdi bunun tiyosu şu şekilde arkadaşlar. Bir tire, bir V, bir tire, bir V şeklinde gidiyor. Tire olanları düz örüyorum, V olanları ters örüyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Tire ve hemen başlıyorum. Unutursanız diye bu tiyoyu veriyorum. İlk ilmeğimi her zaman boşa atıyorum. İkinci ilmekte tire vardı. O zaman düz çalışıyorum. Üçüncü ilmekte V var. O zaman ters yapıyorum. Bu şekilde V olanı ters örüyorum. Tire olanı düz örüyorum. Şöyle yapıyoruz tığla. Bu öreceğim parçayı diğer parçanın üstüne getiriyorum. Yanına koyacağım parçanın. Sonra ucu şöyle çoğunun kenarından çıkacak böyle. İlmek alırken büyük ihtimal sizin de çıkmıştır. Onu diğerinin ucuna, yani öreceğim ipin ucuna bağlıyorum. Ben bu arada çok kalın bir ip kullanmadım. Çünkü kalın ipler de yine hüsrana uğrattı beni. Çok kalıp şeklinde durdu kalın ipte de. O yüzden ince bir ip kullandım ve tığım da ince göreceğiniz şekilde 1.75 mm. Başlıyorum ben şimdi. Şu zincir kısmının kenarından alıyorum. Geçiriyorum tığı. Diğerinin de kenarından çıkacak şekilde. Sonra ipimi şöyle doluyorum ki rahat bir şekilde kaçmasın. Sonra ikinci tarafa giriyorum. Şöyle aldım ya. Çeviriyorum. Dışını çıkartıyorum. Sonra şöyle diğer zincirin içinden çıkartıyorum. Ama ince tığla ve kalın iple çalışmak biraz zor. Ve size tavsiyem şu halkaları geniş bırakmanız yönünde. Çünkü daha güzel çıkıyor eğer halkaları geniş bırakırsınız. Şöyle aldım ya, kaçmasın diye çevirerek çıkartıyorum. Böyle zincir kısımlarından çok derine inmeden dikmeye devam ediyorum. Şekilde diktim arkadaşlar. Diğer parçaları da böyle devam edeceğim. Hepsinde aynı işlemi uyguluyorum. 3,5 numara böyle hem tığ hem şiş gibi olan şişlerde çalışıyorum. Böyle bir tane ilmek oluşturdum ben. Bunu da elimde çıkartıp şişten elimde tutuyorum.
Sonra içeriden çalışacağım yere şöyle tığ mantığı var bunda. Çıkartıyorum dışarı doğru. Sonrakileri de ipten ikinci kısımdan alıyorum. Şöyle ikinci ilmeğimi aldım. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. Dördüncü ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde ilmek alarak çalışıyorum. Sonra lastik örgü uygulayacağım. Şimdi lastik örgü nasıl örülür onu göstereceğim. Toplamda 40 tane ilmek aldım bir bilekten. Lastik örgünün mantığı, şimdi ilk sırayı ördüm zaten. İlk ilmeği bıraktım. İkinci ilmekte düz, iki tane düz ilmek çalıştım. Sonraki iki taneyi ters yapıyorum. Bu şekilde iki ters, iki düz çalışıyorum. Yani lastik örgü bu arada bir ters bir düz de olur. Üç ters üç düz de olur. Hani tamamen size kalmış. Ben iki ters iki düzün daha güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden iki ters iki düz çalışıyorum. Hırkam bu şekilde tamamladım. Yakından da bir çekmek istedim. Son bir renklerini daha iyi görmeniz için. Bir de küçük bir detaydan bahsetmek istiyorum. Burada 7 santim ördükten sonra son 3 sırayı kapatarak ördüm. Ve yakanın altına gelen kısımda da yine eğimli olması için bu şekilde kapatmalar uyguladım. Ve bütün detayları sizlerle paylaşmak istedim ama atladığım bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplayacağım. Eğer örgü çeşitlerinden detaylı görmek istediğiniz örgü de varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Onun videolarını da çekebilirim. Ve bu şekilde bir sürü video çekmeyi planlıyorum. Şapka videoları, çanta videoları. Eğer takip etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.